Bir satranç tahtası düşünün. Ancak her zamanki kaleler, atlar ve piyonlar yerine Kardashian'lardan vezirlere, Taylor Swift'ten fillere kadar her türden ünlümüz var. Şimdi bu sıradan bir oyun değil. Bu ünlülerin Blockout 2024 listesi. Sosyal medyayı sarsan ilgi çekici hareket bir TikToker tarafından başlatıldı. Moda dünyasının Oscar gecesi olarak bilinen Met Gala geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. 1948 yılından beri devam eden geleneksel davette tek kişilik bilet $75.000'dı. Metropolitan Sanat Müzesi'nin kostüm enstitüsü yararına bağış toplama etkinliği olan galada dünyaca ünlü isimler kırmızı halıya çıktı. Fakat bu yılki Met Gala'da ünlüler giydikleri kıyafetler için övgü beklerken sosyal medya platformlarından bloklanmaya başlandı. Hem de her yerde. Peki bunu neden yapıyorlar? Let them eat cake. He took the bomb. Gerçek adı Hailey Keel olan sosyal medya yıldızı Met Gala'da abartılı görünümünü sergilerken bırakın pasta yesinler diyen bir sese dudak senkronizasyonu yaparken duydu. Bu ifade Fransız devriminden ve Kraliçe Marie Antoinette yoksulluk için yaşayanların ekmeği olmadığını söylenmesi onun da bırakın pasta yesinler diye cevap vermesinden kaynaklanıyor. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran bu paylaşım tepkiyle karşılandı. Milyonlarca insan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye devam eden saldırılarını görmezden gelen, duyarsız kalmış ünlüleri engellemek için harekete geçti. Boykot 2024 hashtagli videolar ile hangi ünlüleri engelleyeceklerini ve neden engellediklerini anlatan videolar paylaşıldı. Listelerdeki isimler tepki gösteren kullanıcılar tarafından bir bir engellendi. Şimdiden milyonlarca takipçi kaybetmiş ünlüler var. Bunu bir sosyal medya protestosu, hayatın satranç tahtasında doğru hamleleri yapmayanlara karşı dijital bir gösteri olarak düşünün. Bu dijital gösteri Met Gala'da sergilenen şatafat ve Gazze'de yaşananlara yönelik duyarsızlığa karşı 3 maymun oynayan ünlülerin etkisini ve reklam gelirlerini azaltmakla ilgili. Blockout 2024 bir hareket mi, bir değişim mi, yoksa sadece yüksek teknolojili bir elimsende oyunu mu? Siz karar verin.